Gelin bir önceki videodan biraz daha zor bir soru çözelim. x eksi 3 bölü x artı 4 büyük eşittir 2. Bu sorunun biraz daha zor olmasının sebebi büyük eşittir işareti olması ve bir diğer sebebi de eşitsizliğin diğer tarafında 0 olmaması. Diğer tarafta 2 var. Bu soruyu da aynı şekilde çözeceğim, iki yolla da çözeceğim. Bir önceki videoyu çözdüm, iki yolla çözeceğim ama o iki yolun sırasını bunda değiştireceğim. Çözmek için yapacağım ilk şey, gelin eşitsizliğin her iki yanında x artı 4 ile çarpalım. Bir önceki videoda gördüğümüz gibi çok dikkatli olmalıyız çünkü bir eşitsizlik söz konusu. x artı 4 sıfırdan büyükse eşitsizliğin yönü değişmeyecek ve hatırlayın sıfırdan küçükse eşitsizlik yön değiştirecek. Gelin her iki duruma da bakalım. İlk durum şu, ikiye ayırayım. İlk durumda x artı 4 sıfırdan büyük. Unutmayın asla sıfıra eşit olamaz, olursa kesirli ifade tanımsız olur. x artı 4 durumunu inceleyelim. Her iki yandan da 4 çıkarırsak, bu ifade, bu ifade neye eşit olur? Her iki yandan da 4 çıkarırsak, x büyüktür, eksi 4 olur x büyüktür eksi 4 ise x artı 4 sıfırdan büyük olur. Kesirli ifadenin her iki yanına her iki tarafı x artı 4 ile çarparsak x eksi 3 bölü x artı 4. Bu tarafta 2 var. Her iki yanında x artı 4 ile çarpacağız dedik. x'in eksi 4'ten büyük olduğunu kabul ettiğimize göre, yani x artı 4'ün 0'dan büyük olduğunu kabul ettiğimize göre, eşitsizliğin yön değiştirmesine gerek kalmaz. Çünkü her iki tarafı da artı bir sayıyla, pozitif bir sayıyla çarpıyoruz. O halde eşitsizlik işareti aynı şekilde kalır. Çarpma işlemini neden yaptık peki? Çünkü bunlar, bunlar sadeleşecek. Burada da 2 çarpı x artı 4 var. Bakalım ne olacak? x eksi 3 büyük eşittir. 2 çarpı x artı 2 çarpı 4 yani 8. Peki şimdi ne yapalım? Her iki taraftan da bir adet x çıkaralım. Eksi 3 büyük eşittir x artı 8. 2 x'ten bir adet x çıkardım. Ardından her iki yandan 8 çıkarabiliriz. Her iki yandan da 8 çıkarırsak, eksi 3, eksi 8, eksi 11 eder. Büyük eşittir x. Bu taraftan da 8 çıkardığımız için bu 8 gitti. x'in eksi 4'ten büyük olduğunu kabul edersek, x'in eksi 11'e eşit veya 10'dan küçük olması gerekiyor. İşte bu biraz saçma oldu değil mi? Bu kesirli eşitsizliğin doğru olması için x'in hem eksi 4'ten büyük hem de eksi 11'den küçük olması gerekiyor. Eksi 4'ten büyük her sayı eksi 11'den de büyüktür. O halde bu eşitsizlikleri sağlayan bir x değeri yoktur. x artı 4'ün sıfırdan büyük olduğunu kabul ettiğimizde anlamsız bir çözüme ulaşıyoruz. O halde geldiğimiz bu yolu yok sayabiliriz. Bunu attık x artı 4'ün sıfırdan büyük olduğu bir durum için kesirli eşitsizliğimizin bir çözümü yok. Şimdi gelin x artı 4'ün sıfırdan küçük olduğu durumda ne olacağını görelim. Onu da burada çözeyim. x artı 4 sıfırdan küçükse acaba ne olur? Yine aynı şekilde eşitsizliğin her iki tarafından 4 çıkaralım. Ne olacak? x küçüktür eksi 4 x'in eksi 4'ten küçük olduğunu kabul edersek, kesirli eşitsizliğin her iki tarafında x artı 4 ile çarptığımızda, elimizde x artı 4 var, ne ile çarpıyoruz? x eksi 3 bölü x artı 4. Bu tarafta bir de 2'miz var, tabii ki onu da x artı 4 ile çarpmamız gerekiyor x'in eksi 4'ten küçük olduğu diğer durum değerlendirdiğimiz için, yani x artı 4'ü eksi yapan durumu değerlendirdiğimiz için, eşitsizliğin her iki tarafını eksi, negatif bir sayıyla çarpıyoruz demektir. O halde eşitsizlik yön değiştirecek. Bakalım nereye varacağız? Bunlar sadeleşir. Ne kalır? x eksi 3 küçük eşittir. 2 çarpı x artı 2 çarpı 4, yani 8. Hesaplamaları yapıyoruz. Her iki yandan da 1 adet, 1 adet x çıkaralım. Eksi 3, küçük eşittir, x artı 8. Şimdi de her iki taraftan 8 çıkaralım. Eksi 11, küçük eşittir, x x artı 4'ün eksi olduğunu kabul edersek, x eksi 4'ten küçük olmalıdır x eksi 4'ten küçükse bu eşitsizliğin sağlanabilmesi için x'in ayrıca eksi 11'den büyük olması gerekir. İşte bu olabilecek bir durum, olası bir durum. Böyle bir x sayısı olabilir. Baştan yazalım. x büyük eşittir. Eksi 11. Yerlerini değiştirdim. Ayrıca x'in eksi 4'ten küçük olması gerekiyor. Bu iki koşulu birden sağlayan x sayıları vardır. Böyle sayılar var, değil mi? Ama soldaki iki koşulu birden sağlayan bir x sayısı yoktu, bir x değeri yoktu. Bu ikisini birden sağlayan sayılar yok ama sağdaki koşulların her ikisinde sağlayan sayılar var. Mesela, eksi 5. Gelin sayı doğrusu üzerine gösterelim. Sorunun çözümünü sayı doğrusunda gösterelim. Soru ekranda kalsın. Sayı doğrusunu çizip, rengi değiştireyim. Elimizde eksi 11 var. Eksi 11'den büyük veya on'a, yani eksi 11'e eşit olacak. Burası eksi 11 olsun. Bir de eksi 4 var. 0 da burada olsun. Eksi 4'ten küçük olmalı. Unutmayın eksi 4'e eşit olamaz çünkü o zaman kesirli ifademiz tanımsız olur. Eksi 4'ten küçük olacak ama eksi 4 dahil değil. Eksi 4'ten küçük olacak ama aynı zamanda, eksi 11'den büyük veya eksi 11'e eşit olacak. Eksi 11'den daha küçük olamaz ama eksi 11'i dahil edebiliriz çünkü büyük eşittir işareti var. Bu şekilde işaretlediğim, burada işaretlediğim, bu bölge içinde kalan tüm sayılar kesirli eşitsizliği sağlar. Şimdi gelin soruyu diğer yoldan çözelim payın ve paydanın ikisinin birden artı veya ikisinin birden eksi olması gerektiği yolla çözelim. Soruyu bir kez daha yazayım. Evet, monotonluğu krim diye başka bir renk kullanayım. Sorumuz aynı. x eksi 3 bölü x artı 4 büyük eşittir 2. Bir önceki videoda kullandığım mantıkla gidersek, bir önceki videoda ne demiştim? a bölü b sıfırdan büyükse, ya her ikisi birden artıdır, pozitiftir ya da her ikisi birden eksidir, negatiftir. Ama bu yolu bir anda bir tarafta sıfır varken uygulayabiliriz. Ama bu soruda sıfır yok, iki var. Bu nedenle bu mantığı denklemiş şimdiki haliyle kullanamayız. Belki eşitsizliğin her iki tarafından 2 çıkardıktan sonra kullanabiliriz. Gelin çıkaralım. x eksi 3 bölü x artı 4 eksi 2 büyük eşittir 0. Her iki taraftan 2'yi çıkardık. Eşitsizliğin yönüyle ilgilenmeden, yani eşitsizliğin yönü değişecek mi diye kafama takmadan toplama veya çıkarma yapabilirim. Bölme ve çarpma yapılmıyordu değil mi? O zaman eşitsizliğin yönü değişiyordu. Toplama ve çıkarmada bir sorun yok. Peki şimdi ne oldu? Çok da anlamlı bir ifade olmadı ama eksi 2'yi başka şekilde yazabilirim. Eksi 2 şuna eşittir. Eksi 2 çarpı x artı 4 bölü x artı 4. Bu eksi 2 çarpı 1'dir. Payla pay da aynı. Bu da şuna eşittir. Eksi 2 x artı, dikkatli olalım, eksi 2 x eksi 8 bölü x artı 4. Bu ifade eksi 2 eşittir. Burada ne yaptım? x artı 4 bölü x artı 4 ile çarptım. Eksi 2 bu şekilde yazalım ki toplama yapabilelim. Öyle yazarsam ne olur? x eksi 3 bölü x artı 4. Bu şekilde yazdığımda paydaları da aynı olacak. Artı eksi 2x eksi 8 bölü x artı 4 büyüktür 0. Paydalar aynı. Bu yöntemin amacı da bu zaten. Paydamız x artı 4, sonra bu ikisini toplayacağız. x eksi 2x, bu da eksi x eder. Bir de eksi 3, eksi 8 var. Bu da eksi 11 eder ve bu büyüktür 0. Soruyu sağ yukarıdaki gibi kesirli bir ifade halinde sadeleştirdim. İki durum söz konusu. Ha, bu arada dikkat etmemişim, işaretimiz büyük eşittir olmalı. Büyük eşittir. Eşittir işaretini unutmayalım. Bu sorunun amacı da o zaten. Şimdi bu kesirli ifadeyi çözer gibi çözebilirim. Aslında bunu yapmadan önce başka bir konuyu açıklığa kavuşturalım. Aklımızda hiç soru kalmasın. x asla eksi 4'e eşit olamaz. Neden? x eksi 4'e eşit olursa bu ifade ve asıl soru tanımsız olur. İlk olarak bunu belirtmek gerekiyor. Bunu ta en başında yazabilirdik. x hiçbir şekilde eksi 4'e eşit olamaz. Eşit olursa bu ifade tanımsız olur. Pekala, elimizde böyle bir kesirli ifade var ve ilk videoda gördüğümüz gibi iki ayrı durum söz konusu. Ya hem pay hem de payda artı olacak, her ikisi birden artı olacak. Yani eksi x eksi 11 büyük eşittir 0. Pay sıfıra eşit olabilir. Pay sıfıra eşit olursa bu eşitsizlik sağlanmış olur. Yani ya pay büyük eşittir sıfırdır ve payda 0'dan sıfırdan büyüktür. Payda 0'a sıfıra eşit olamaz ve x artı 4 büyüktür sıfır. Bu her ikisinin de artı olduğu durumdur. Her ikisinin de pozitif olduğu durum. Ya da her ikisi birden sıfırdan küçüktür. Evet, az yerim kaldı burada. Ne dedik? Ya da, eksi x eksi 11 küçük eşittir 0. Ve, ve'yi bu şekilde göstereyim. Ve x artı 4 küçüktür 0. Sıfır. Unutmayın, 0'a eşit olamaz. Gördüğünüz gibi ya ikisi birden artı ya da ikisi birden eksi. Ancak bu şekilde çözebiliriz pi sıfıra eşit olabilir çünkü kesirli ifade sıfıra eşit olabiliyor. Pozitif bir sonuç elde etmek için ya ikisi birden artı olacak ya da ikisi birden eksi olacak ve eksiyi eksiye bölünce yine artı. Pozitif bir sayı elde edeceğiz. Gelin her iki durumda inceleyelim ve anlamlı bir çözüme ulaşabilecek miyiz görelim. Burada eşitsizliğin her iki tarafına da x eklersek, x eklersek, eksi 11 büyük eşittir x elde ederiz. Bir diğer ifade şekli de x küçük eşittir eksi 11'dir. İki tarafı yer değiştirdim, yerlerini değiştirdim. Burada da her iki taraftan 4 çıkarırsak x büyüktür eksi 4 olur. Yine görüyoruz ki anlamsız bir şeyle karşılaştık. Bu iki eşitsizliğin birden, unutmayın arada v var, her iki eşitsizlik birden doğru olamaz. Eksi 4'ten büyük olan ve eksi 11'den küçük olan bir x değeri bir x sayısı olamaz. değil mi? O halde böyle bir koşul olamaz. Yani hem pay hem de payda aynı anda artı olamaz. Her ikisinin birden artı olması durumunda gerçekleşmesi olanaksız imkansız bir koşul ortaya çıkıyor. Şimdi de bu durumu inceleyelim. Diğer durum her ikisinin birden eksi olmasıydı. Hem payın hem de paydanın eksi olmasıydı. Daha açık konuşayım. Buradaki payın ve paydanın artı olmadığını söyleyen bir önermede bulunamayız. Buradaki payın ve payda artı olamaz. Unutmayın, bu mantığı kullanabilmemiz için eşitsizliğin bir tarafında sıfır olması gerekiyor. Buradaki payı ve paydayı artı yapan x değerlerini bulmaya çalışırken ikisinin birden artı olmasını sağlayan herhangi bir x değerinin de olamayacağını anladık. Bakalım ikisi birden eksi olabiliyor mu? Her ikisinin birden eksi olabilmesi için tabii pay sıfıra eşit de olabiliyor. Bu eşitsizliğin her iki yanına x eklersek ne olur? Eksi 11 küçük eşittir x. Başka bir deyişle x büyük eşittir eksi 11. Yine yerlerini değiştirdim. Burada da her iki taraftan 4 çıkarırsak ne olur? x küçüktür eksi 4. Arada v var. O zaman x eksi 11'den büyük veya ona eşit olmalı ve eksi 4'ten küçük olmalı ki bu bir önceki bulduğum sonuç. Sayı doğrusunu tekrar çizebilirim. Eksi 11'den büyük veya ona eşit olmalı eksi 11 burada. Ona eşit veya ondan büyük olabilir. Tabii eksi 4'ten de küçük olmalı. Eksi 4 de burada. Eksi 4'e eşit olamaz yoksa payda 0 olur ve eşitsizliğimiz tanımsız olur. O durumda payda 0 olur. Çözüm kümesi işte bu. Kalın çizgiyle gösterdiğim tüm bölge. Eksi 11 dahil ama eksi 4 dahil değil. Evet bu sorunun nasıl çözüldüğünü nasıl çözdüğümüzü anladıysanız tüm kesirli soruları çözebilirsiniz. Umarım memnun kaldınız muhabbetimizden. Görüşmek dileğiyle.